Gençler saat 10'da en geç kapatacağım. Ondan hani 10 dakika için açmayayım diyorum. Hadi son bir anımı daha anlatayım. Ondan sonra kapatalım bari. Telafi şey olsun bu. Abi küçüğüm ben daha, tamam mı? Böyle hani küçükken hepimizin garip şeyleri ilgisi olur, tamam mı? Ben de doğadaki hayvanlara bayağı merak salmıştım. Özellikle karıncalar falan. Hatta bir ara yemişim ben. Karınca yiyormuşum annemlerin söylediğine göre. Yani gerçek olmamasını umut ediyorum ama bayağı bayağı toplayıp yiyormuşum. Her neyse şimdi bu pislik şeylerime girmeyelim. Ben bu Pop tip kutuları var ya hani turuncu. İşte çeşitli şeylerde falan var. İşte nanelisi oluyor. Ne bileyim portakallısı oluyor falan. Seviyordum onları da. Neyse abi küçüğüm. O Pop tip kutularını biriktirdim. Tamam mı? 2-3 tane kutu. Gittim sokağa. Nerede karınca varsa o Pop tip kutuların içine doldurdum. Ya ben aklımca onlara bir koloni yapacağım. Kendi halimde. İşte içine ot sokuyorum. İşte ne bileyim yaprak buluyorum onu koyuyorum. Hani kendi çapımda karıncalar için bir yaşam alanı oluştururum. Onları inceleyeceğim oradan kendi kafamda. Küçüğüm ama daha yani. Neyse. Ben o Pop tip kutularını aldım. Tamam mı? Cebime soktum. İçlerinde bir sürü karınca var. Yüzlerce karınca. Üşenmedim. Saatlerce topladım onları. Neyse abi aldım geldim eve. Tamam masanın üstüne dizdiğim ben bunları. Orada aklımca daha büyük kap gibi bir şeye aktaracağım. Bunların ağızlarını açtım ben. Ben açınca hayvanlar onun içinde havasız ne oldu? Hepsi dışarıya koşmaya başladı. Ben panikledim. Onları toparlayacağım derken hepsi saçıldı odanın etrafına. Abi o sırada annem geldi odaya. Ama hani bazı anlar olur ya. Anneniz daha çok predatör gibidir. Böyle bir Alien gibidir, Godzilla gibidir. Heh. Annem gözündeki o ışıkla geldi odaya, tamam mı? Baktı etrafa. Ne yaptın sen? Dedi böyle. Tamam mı? Annem ya hayatında o kadar hızlı hareket edebildiğini ben annemin bilmiyordum. Annemin içeri gidip süpürgeyi alıp gelip fişe takıp açması 5-10 saniye sürdü sürmedi abi. O karıncalar var ya garibanlarım. Hepsini topladı içine onların, tamam mı? Odada bir tane karınca kalmadı. Hepsi gitti öyle. Yazık oldu. Boşu boşuna bir koloniyi katletmiş oldum. Zaten bu süpürgelerle benim hiç yıldızım barışmadı. Bizim öğrenci evinde bir süpürge vardı. Tamam mı? Süpürgenin kendine hayrı yok. Bak. Nasıl desem size? Şu hani sigara paketlerinin etrafındaki jelatinler var ya. Hafif bildiğin poşet ya. Bin poşeti abi. Bak marketten aldığın poşet. Düşün. Poşeti koy. Poşeti bile çekemiyor içine. Aletin kendine hayrı yok. Bir tane fıstık kabuğu koyuyorsun yere. Süpürge üstüne tutup çektiriyorsun. Kapıyorsun gücü. Fıstık geri ucundan yere düşüyor. Çalışmıyor alet. Kendine hayır yok. Tamam mı? Neyse. Öğrenciyken benim çok sevdiğim bir çift çorabım vardı. Çoraplar yerde duruyor. Abi süpürgeyle odayı iyi kötü şey böyle toz falan hani zaten nesneleri çekmeyeceği için tozları toplasın diye süpürge açtım. Dolandırıyorum evde. Abi yere koydum. Hani çekmiyor ya ona güveniyorsun. Çorapların yanına doğru devrilsem, tamam mı? Abi, alet bir gaza geldi o anda, tamam mı? O hiçbir şey çekmeyen süpürge var ya. Etti. Bir baktım benim çorabın teki yok. Öbürünü zor aldım ucundan. Abi ya alet, tamam mı? Şey gibi. Kelebekler hani bir gün yaşayıp ölürler ya öyle diyorlar. Süpürge hayatında bir sefer çalışacağı tuttu. Onda da benim çorabımı yedi ya. Yani zaten öğrenci evindeki süpürge abi ondan sonra o çorabı çıkarıp ayağına giysen kanser olur o ayak. Yani keserler o bacağı. Yani gitti. En sevdiğim çorabım da ya. Lanet süpürge. Neyse tamam yeter bu kadar.